aslında. Bana Meryem bakacak. Bakacak mı Meryem? Bakacağım. Ömrün sonuna kadar bana bakarsın mesela. Ömrün sonuna kadar? Bakabilir misin? Bakabilirim. Sen bakmazsın. Bakmam mı? Bakabilir misin? Bakabilirim. Bakacak, sonra da yavaş yavaş inecek, tamam. Ama yani yapacağım şey kaşın yanında kaldırmak, biraz da göz kenarından kaldırmak bu şekilde. Çok kaldıralım mı hocam şu anda istersen? Ya nihai hedefimizin bu olması için çok... Evet. Yani birazcık ne diyeyim, çekim falan geçiyorsa birkaç hafta belki o görüntü çünkü değişecek bir anda. Olmaz, bir sürü taslanmış. İyi, tamam. Zaten siz... Öyle çalışıyorsunuz anlamına kadar. Bu kadar kaldırsak bile, şu kadar. Ameliyattan sonra bunu yapacağız. Bu olacak. Düşecek mi sonra? Tabii, bir miktar inecek. Şöyle. Sigara kullanıyor musunuz? Yok, hayır. Dışında yok. Son iki hafta içerisinde nezle grip tarzı bir şey oldunuz mu? Hayır. Covid geçirdiniz mi? Evet. Ne zaman geçirmiştiniz? Ne zaman geçirdin? Tamamdır. Uzanalım, bir de mayo alacağım. Sertinizde çıkartalım. Tamam, onu da çekelim. Hadi. Korktum sana. El üstüne bir ketapta bir bakacağım. Ameliyathaneye dönüştü çünkü. Avucunu açık açık kapatmanı rica ediyorum. Yok, yok. El üstü birazcık hassastı bölge. Canım daha fazla yanabilecek. Yok, sahilinde elini çekmedi. Tamam. Bu kadar mutlu giden de görmedim hiç. Güzelleşti. Bak, yeni kalp modası da öyle. Gidiyor muyuz? Birazcık iyi yakabilir. Aynen. Heyecan. Çok heyecanlıyım. Mutluyum. Şimdi sana çok güzel heyecan yayınlısı yap. Oy, çok iyi gelecek sana, merak etme. Ben genelde heyecanlıyım ya. Bir de ekstra mutlu edeceksin. Ne kadar sürede mutlu edeceksin? Şimdi. Gelmedi mi bir hoşluk, bir gülme? Ama ben öyle. İyi, onu katlaştın. Çok seviyorum. Bir kere arkadaşım. İletişe yaradı. Bak, make-up ekibin ne var? El sallamak ister misin? El sallamak ister misin? Tüm dünya barışını bununla sağlayabiliriz bence. İlaç nasıl? Bu videoları atacağım sonra sana. Rahat bile geldi. Kafanı yasla istersen. Ben istesin. Yok, ben hemşireyim. Şimdi onları da ismeteceğim seni. Hadi, el salla kameraya. El salla kameraya. Bye bye. Ben de... Hiç gerek yoktu burada. Sen madem beni mutlu olacaksan. Sen benim gerçek dostumsun. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Tamam mı? Seviyorum.
Operasyondan sonra odama geldiğimde böyle acıklı garip bir video istemişim. Bilinçli değildim. Meryem sağ olsun çekmiş. Sonra ilk yürüyüşümü yaptık hemşiremle beraber. Arkadaşlar şimdi taburcu alıyorum. Taburcu alırken tabii ki de damar yolunu söktüler. Bana bu ilaçları verdiler. Bir tanesi antibiyotik, bir tanesi ağrı kesici. Bunu bu kremmiş. Henüz kullanmayacağım. Sergilerim çıktıktan sonra 3 gün sonra doktorumla beraber karar vereceğiz. Evet, 3 gün sonra da sergilerim çıkıyor. Bakalım sonuç nasıl olacak. Bir göstereyim mi şimdi yakından? Şu an böyle gözüküyor. Meryem beni evimize bıraktı ama onun işe gitmesi gerekiyordu. Senin gelişini yerim. Arkadaşlar bugün operasyondan sonra ikinci günüm. İlk günümde bulantım çok fazlaydı. Bulantım geçti ama hafif baş ağrılarım devam ediyor. Sanırım buralarda dikişler de olduğu için onların da ağrısı var. Dikişlerin çıkmasına daha var ama bu kafamdaki bandaj 3 gün sonra çıkacak. Yani ameliyat günden itibaren 4 gün sonra çıkartıyorlar benim yaptırdığım yerde. Şu anlık büyük bir şikayetim yok. Sadece göz altlarım çok şiş. Böyle tam göremiyorum. Zaten miyopum ben. O yüzden böyle bakış açım daha da daraldı diyebilirim. Onun haricinde iyiyim. Bugün 3. günüm arkadaşlar. Arkada 5 tane yastık var. Çünkü dik pozisyonda böyle ve de dümdüz yatmam lazım. 3 yastık sırtıma gidiyor. 2 tane yastığı da böyle kollarımın altına koyuyorum ki daha rahat uyuyabilmek için. Normalde ben yüzüstü uyuyorum. Bu şekilde uyumak beni çok zorluyor. Ama öyle olmak zorunda. Ve de bugün morluklarımda bir azalma var hafiften. Şişliğimde de azalma var. Baş ağrısı şikayetim devam. Kendini gördüğünde. Şu an korkmayın. Bunlar hep bağımsız değil. Çok farklı geldi şu an. Patlardan duracak mı? Dursun, çıkarmıyor. Gayet iyi. Fizikli falan diye kontrol edeceğim. Çat bakayım karşısına. Kaldı. Çok güzel, tamam. Bırakıyoruz. Tamam. Ben bugün ne gün yaptık biz ameliyatı? Salı günü. Üçüncü dönem. Tamam, biraz erken bantları çıkarmıyoruz. Tamam. İlk yatmaya devam et. Hı hı. Bu morlukları güneşe çıkma. Güneş koruyucu falan kullan. Tamam. Göz altına da süreyim yani. Tabii değil mi? Güneş koruyucu ki göz altına kullan. Bant yapmıyorum artık. Birazcık fazla basmış zaten. Hı hı. Bunlar birkaç saate anca geçecek. Ben sizi haftaya çarşamba göreyim. Çarşamba. Saçlarını yıkayayım mı? Ben yıkayayım. Geriye atıp yıkayabilirsiniz. Ama bunlara zarar gelmesin, tamam? Neye? Bantları mı? Hı hı. Kuaförde direkt yıkarsam onlar daha olur, iyi olur, evet. Herhalde. Bu arada ıslanabilir. Ha. Sadece kurulayın ıslandıktan sonra. Ha tamam, oradaki enfeksiyon falan kapmaz. Hayır, kapmaz. Kolay kolay. Tamam. Kurulasın ama. Ve çıkarmasın bunları. Tamam. Yani küçük su damlası gelebilir, hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam, falan çeksem bir şey olur mu? Çekebiliriz. Yok, çekebiliriz. Ya. Madem gün, operasyonumuz 4. günü. Bugün sergilerim alındı. Sadece bantlar kaldı. Bantlardan 5. Gün sonunda alınacak. Bu arada kuaföre gittim. Saçlarımı yıkayıp halletmek çok iyi geldi. Lüksü ve sulu. Anne işimizi halletmemiz lazım. Bantların iyi kurutulması lazım. Yan dönebilirsin biraz. Hiç korkacak bir şey yok.
oturalım. O zaman anlatacağım gelişmeleri, tamam mı? Bugün sergilerim alındı. Görüyorsunuz ki şişliklerim bayağı bir azaldı. Burada neredeyse kalmadı. Yüzümde hafif şişlik var. Göz altı morluklarım birazcık kaldı. Baş ağrım hafif var ama artık damla baş ağrısı diyemem. Uzun süre bantlar kaldı diye. Galiba bu gerginlikten oluşan bir şey var yani. Burası gergin ama bantlar çıkınca daha çok ferahlandı. Yani şurası çekici için bulabilir. Bitişen bir hafiften bir gerginlik var. Bunun ardında şu anda süreç iyi ilerliyor. Şu an şöyle bakacak olursanız aşırı böyle kalkıp şey yapar görünüyor ama bu gürültü zamanla oturacak. Araya bayram falan da girdiği için sonraki kontrolüm 20 gün sonra. 10. günden selam. Arkadaşlar baş ağrım geçti. Sadece böyle başımda hafif bir ağırlık var. Bu ağırlık da nasıl gibi ya, bu bantlar burada kaldı ya. Sanırım o yüzden böyle onun şeyi hala daha üzerimde var. Onun ardında şu göz altlarımda hafif morluklar kalmıştı. Onları kapatıcıyla kapatabildiğim kadar kapattım. Böyle gözüküyorum şu an. Az önce yakından da böyle zoomlamıştım. Çok memnunum. Her şey çok yolunda. 10. gününde olmama rağmen bayağı bir ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. Yani tedavi süreci gayet yolunda ilerliyor. Ya çok mutluyum. Bu operasyonu iyi ki de yaptırmışım. İyi ki de vanite estetiğe Sefa Bey'e gitmişim. Yani her şeyle çok memnunum. Bir daha olsa bir daha yaparım galiba. Benimle beraber olduğunuz için bu süreçte çok teşekkür ederim. Bu ilk 10 günle kalmayacak. Sürecin devamını da gerek bu YouTube kanalından, gerek Instagram'dan, TikTok'tan gene paylaşacağım. Hepsinden takipte kalırsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, keyifle kalın. Hoşçakalın. Bye.